Merhaba Webtekno takipçileri, bu videomuzda sizlerle birlikte Apple ve Samsung'un en güncel ve en ucuz iki modelini karşılaştırıyoruz. Videomuzdaki telefonlar Samsung'un daha çiçeği burnunda telefonu Samsung Galaxy S10e ve yine Apple'ın en güncel telefonlarından bir tanesi olan iPhone 10R. Bu iki telefon da bildiğiniz gibi markanın içindeki en güncel ve kendi içerisindeki en ucuz telefonlardan ikisi. Şimdi her zaman olduğu gibi gelin öncelikle telefonları kamera açısından bir kapıştıralım. İlk göze çarpan tabii ki de çıplak gözle bakıldığı zaman 10R'de bir tane kamera, S10e'de de iki tane kamera görüyoruz arka tarafta. S10e'deki arka kameralarımızdan bir tanesi 12 megapiksel geniş açılı, diğer kamerası ise 16 megapiksel ve 123 derecelik ultra geniş açılı bir kamera. Ayrıca Samsung'da ana kameramızı diyafram gerekli gördüğü yerlerde f1.5'e kadar gelebiliyor. iPhone'da bu değer f1.8'de kalıyor. Yani düşük ışıkta Samsung'un biraz daha iyi fotoğraflar çektiğini söyleyebiliriz. Gündüz çekilmiş bol ışıklı ortamlarda çekilen fotoğraflara yan yana baktığımız zaman ki zaten siz de şu an onları görüyorsunuz. Aralarında öyle uçurum bir fark yok. İkisi de oldukça detaylı ve keskin fotoğraflar çekebiliyor. İlla ki arasında bir fark söylemek gerekiyorsa benim gördüğüm kadarıyla Samsung sanki ten rengini birazcık daha doğala yakınmış gibi gösteriyor. Bunun yanında iPhone'a baktığımız zaman iPhone'ların da rengi genel olarak kendi içerisinde tutarlı. Portre modundan da bahsedecek olursak şu an Apple'da bildiğiniz gibi sadece insanları ayırt edebiliyor portre çekilmek için. Samsung'da böyle bir şey yok. Ancak iPhone buna rağmen arka planı birazcık daha doğal bulanıklaştırıyor gibi geldi yine benim gördüğüm kadarıyla. Ön kameralardan da bahsedelim. 10R'de 7 megapiksel, S10e'de ise 10 megapiksellik selfie kameralarımız mevcut. Düşük ışıkta Samsung S10e birazcık daha önde gibi gözüküyor selfie tarafında, ancak güneşli zamanlarda, gündüz dışarıda vesaire iPhone birazcık daha güzelmiş gibi geldi. Yani düşük ışık için selfie'de Samsung biraz daha önde, gerisinde iPhone önde. Bunlar tamamen benim gözlemlerim. Ön taraftaki portre modu için konuşacak olursak bu sefer yine S10e birazcık öne geçiyor arkadaşlar. Ancak yüzü hiçbir güzellik efekti olmamasına rağmen şöyle hafiften bir güzelleştirmeye çalışıyor. iPhone 10R'de neyse o yüz yine de S10e'nin kamerası ön tarafta gayet güzel. Ama yine fotoğraf konusunda öyle uçurum bir fark yok aralarında. Şimdi videolardan da bahsedelim arkadaşlar. İki kameramızda 4K saniyede 60 kare çekim yapabiliyor. Aynı zamanda ikisinde de optik sabitleyici var. Yani titreşimlerin önüne geçebiliyor. Ön kamerada ise iPhone 10R'de 1080p çözünürlükte saniyede 30 kare çekebiliyoruz. Bu değer Samsung'da oldukça genişliyor. Ön kamerayla 4K videolar çekebiliyoruz. Ayrıca ağır çekim modlarından da bahsedelim. İkisi de Full HD'de yani 1080p çözünürlükte 240 kare çekebiliyor. Samsung'un burada yine öne geçtiği bir adım var arkadaşlar. 960 kareye kadar çıkabiliyor ağır çekimde. Ancak ışığın gerçekten kuvvetli olması lazım. Düşük ışıklı ortamlarda hiçbir işinize yaramayabilir bu görüntüler. Bu arada 960 kareyi 1080 değil 720p çekebiliyor. İkisi de bence günlük hayatta sizi üzmeyecek gayet güzel kameralar. Aralarında öyle ufak tefek farklar var. Evet arkadaşlar, şu anda sesimi Samsung S10e üzerinden dinliyorsunuz. Şu anda da sesimi iPhone 10R üzerinden dinliyorsunuz. Yani mikrofonlar bu şekilde kaydediyor. Şimdi gelin isterseniz tasarımla devam edelim. 10e'de 5.8 inçlik 1080x2880'lik bir çözünürlüğümüz var. iPhone 10R'ye döndüğümüz zaman da ekran biraz büyüyor. 6.1 inç oluyor arkadaşlar. Aynı zamanda 828'e 1792 çözünürlüğü görüyoruz. Samsung AMOLED teknolojisini kullanırken iPhone tarafında LCD kullanılıyor. iPhone 10R ile ilgili en çok şu ekran kötü vesaire, hani çok fazla gözükmüyor, çözünürlük düşük gibi şeyler söyleniyor. Ben bunlara çok fazla katılmıyorum. Ekranı güzel. Ancak Samsung S10e'nin ekranı daha güzel arkadaşlar. Siyahlar daha siyahmış gibi gözüküyor. Siyaha daha yakın gözüküyor. Renkler oldukça canlı ve parlak duruyor. En azından 10R'nin ekranına göre. Ama 10R'nin ekranı da bence öyle çöpe atılacak bir ekran değil. Bir de çentik meselesi var. iPhone'da bildiğiniz gibi standart çentiğimiz var. Artık alıştığımız. Samsung burada çentiği tamamen kaldırıyor. Sadece ön kameranın olduğu bir deliği görüyoruz burada. Onun dışında ekranda başka herhangi bir şey yok. Bence tasarım olarak çentiğe nazaran daha şık duruyor. Daha kibar durduğunu söyleyebilirim. Tabii bu benim tamamen kişisel görüşüm. Bir de yine karşıdan bakıldığı zaman arkadaşlar Samsung'un bu ekran etrafındaki siyah çerçeveler birazcık daha inceymiş gibi gözüküyor ama onda böyle milimetrik bir fark var. Samsung tarafında ağırlığımız 150 gram arkadaşlar. iPhone 10R'de de 194 gramlık bir ağırlığa sahip. Tek elle tutuş açısından da bakacak olursak tabii ki de daha küçük bir cihaz olduğu için 10R'yi biraz daha rahat tutabiliyoruz arkadaşlar. Elden kayması birazcık daha zor. Güvenlik önlemlerinden de bahsedelim. iPhone'da zaten bildiğiniz gibi Face ID var arkadaşlar. Gayet güvenli bir şekilde yüzümüzü tanıyor. Ancak herhangi bir parmak
parmak izi okuyucusu yok. Samsung bu modelde parmak izi okuyucusunu telefonun sağ tarafına yerleştirmiş. Bir yüz tanıma özelliği de var, ancak zaten yüz tanıyıcı ayarlarken kendisi de söylüyor, çok fazla güvenli değil. Yani güvenlik önlemi açısından Honor'a birazcık daha öndeymiş gibi geldi bana. Müzik severler için bazen önemli olabilecek bir durum var arkadaşlar. Samsung S10e'de kulaklık girişimiz mevcut. iPhone'lar zaten uzun süredir kulaklık girişini kaldırmış durumda. Bir de suya dayanıklılık meselesi var arkadaşlar. Samsung S10e IP68 sertifikası ile geliyor. Honor ise IP67 sertifikası ile birlikte geliyor. Yani Honor 1 metre suya 30 dakika dayanabilirken S10e ise 2 metre suya dayanabiliyor. Bunu da belirtmiş olalım. Sanki böyle karşıdan baktığımız zaman S10e biraz daha yenilikçi, birazcık daha şık bir telefon gibi duruyor. Ancak zaten iPhone tasarımını seven adam da zaten başka bir şey sevmiyor. Orası da ayrı mesele. Bu konu hakkındaki yorumlarınızı mutlaka aşağıya yazın arkadaşlar diyelim ve hızlıca donanım tarafına da geçelim. iPhone 10 ve A12 Bionic chipsetini kullanıyor arkadaşlar. Günümüzdeki en güncel ve en güçlü işlemcilerden bir tanesi. Bunun yanında Samsung tarafında da Snapdragon 855'i görüyoruz. Ayrıca ülkemizde de Exynos 9820 ile birlikte geliyor. Tabii ki de bu işlemci de yine güncel işlemciler arasında en güçlülerden bir tanesi. İki telefonda da tabii ki de performans açısından kısa vadede herhangi bir sorun yaşamazsınız. RAM konusunda biraz takılma olabilir arkadaşlar. Honor'da 3 GB'lık bir RAM'imiz var. Samsung tarafında ise 6 veya 8 seçeneği mevcut. Dilediğinizi alabiliyorsunuz. 3 GB RAM kağıt üzerinde az dursa da bildiğiniz gibi iPhone'un işletim sistemi OS. Bu yüzden gayet stabil bir şekilde 3 GB RAM bu işletim sistemi için rahatlıkla yeterli oluyor. Esas fark bence depolama tarafında öne çıkıyor arkadaşlar. iPhone 10R'ye bildiğiniz gibi hafıza kartı takamıyoruz. 64, 128 veya 256 GB seçeneklerinden birini almanız lazım. S10e'ye baktığımız zaman 32, 128 ve 256 GB'lık seçenekler mevcut. 512 GB'a kadar micro SD kart takabiliyoruz. Hani çok fazla para ödemeden ekstra bir hafızaya kavuşabiliyoruz. Pilden de bahsedelim isterseniz. Samsung tarafında 3100 mAh'lik bir batarya bizleri karşılıyor. Apple'da da 2942 mAh'lik bir batarya bizleri karşılıyor arkadaşlar. Honor ile ilgili çok fazla kullanıcı yorumu okudum. Hakikaten şarjı en iyi giden iPhone'lardan bir tanesi olduğunu söylüyorlar. Ancak şöyle bir sorun var. İkisi de hızlı şarjı desteklemesine rağmen iPhone Honor'in kutusunun içerisinden hızlı şarj gelmiyor. İki telefonumuz da kablosuz şarjı destekliyor arkadaşlar. Hatta Samsung burada bir tık öne çıkıyor. Başka kablosuz şarj desteği olan cihazları şarj edebiliyor. Şimdi telefonlarla ilgili birçok detaya baktık, karşılaştırmamızı yaptık. Dilerseniz gelin son sözlerimizle videomuzun da sonuna doğru yavaş yavaş gelelim. Öncelikle fiyatlardan bahsedeceğim. Kendi sitelerindeki fiyatları bu ayrıca. Honor'in 128 GB'lık modeli 7800 TL. S10'a baktığımız zaman da 5500 TL'lik fiyatı görüyoruz yine 128 GB için. Aralarında 2300 TL gibi bir fiyat farkı var. AMOLED ekrana karşı LCD ekran, arttırılabilir hafızaya karşı arttırılamayan hafıza ya da şöyle diyelim Android işletim sistemine karşı iOS işletim sistemi. Burada tercih tabii ki de size kalıyor, ihtiyaçlarınıza yönelik arkadaşlar. Bir tanesini seçebiliyorsunuz içinden. Mesela Apple ekosisteminden uygun fiyatlı bir telefon kullanmak istiyorsanız ve en son çıkan telefon olsun diyorsanız zaten başka bir seçeneğiniz yok. Mecburen bunu almanız lazım. Ama ben Android tarafından bir cihaz kullanmak istiyorum. 5500 lira gibi param yok diyorsanız Android tarafında başka bir sürü seçenekler de var. Onları da değerlendirebilirsiniz. Peki arkadaşlar, ben burada şunu merak ediyorum. Hem yorumlarda hem ankette bu soruyu cevaplarsanız sevinirim. Sizin cebinizde yeterli paranız olsa bu ikisinden hangisini tercih ederdiniz? Böylece videomuzun sonuna gelmiş olduk. Videomuzu kapatmadan önce videoya olan desteğinden ötürü Taran GSM'e buradan teşekkürlerimizi iletelim. Her zaman olduğu gibi kafanıza takılan herhangi bir soru varsa hemen aşağıdan yorum bölümünden bizlere iletebilirsiniz. Ayrıca beğendiyseniz hemen şurada bulunan beğen butonuna basarak videomuzu beğenebilirsiniz diyelim. Başka bir Web Tekno videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Ekranda duran bağlantıları tıklayarak bambaşka Web Tekno içeriklerine ulaşabilir. Ayrıca hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.